Göç başladığı andan itibaren dünyadaki bütün otoriteler Türkiye'nin sınır dışında aldığı tedbirleri, sınırda aldığı tedbirleri, sınır içerisinde aldığı tedbirleri, kampları, sağlık tedbirlerini, eğitim tedbirlerini, gıda tedbirlerini, insani yardım tedbirlerini öve öve anlata anlata bitiremediler. Türkiye hakikaten kanunundan kamplarına kadar, sınır ötesinde yaptıklarından sınır içerisinde yaptıklarına kadar uyum politikalarından insanlığa yaptığı katkılarına kadar bütün dünyaya örnek bir anlayışın ve davranışın altına imza attı. Peki bugün, bugün burayı takdir edenler el altından tahrik ederek bize öyle bir tablo oluşturtmak istiyorlar ki bugüne kadar yaptıklarımızın tamamını bertaraf edici, kendi içerisinde bulundukları yabancı düşmanlığı bize enjekte eden, bize şırınga eden bir anlayış ortaya koyarak Türkiye'yi 11 yıldır bütün dünyada insanlığın nasıl yapılabileceğinin altına imza atan bir ülke, bir millet, bir devlet olarak farklı bir noktaya evirmek için çaba sarf ediyorlar. Bize tarihi bir gerçeği söyleyeyim. Psikolojik harekatlar yapmaz yaptırır. Hiç bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir iyiliği kötülüğe çevirmeye çalışır. Aslında biz iyilik yapmamışız, kötülük yapmışız diye bir duyguyu, bir sanrıyı insanlara kabul ettirmeye çalışır. Bir doğruyu yanlışa evirmeye çalışır. Aslında yıllardır yaptığınız doğru değilmiş, yanlışmış diye bize ifade ettirmeye çalışır. Psikolojik harekatın merkezi dünyada batıdır ve Amerika'dır. Ve bunu başarılı bir şekilde yıllarca yaptırmışlardır. Afrika'da yapmışlardır. Sömürdükleri bütün ülkelerde yapmışlardır. O insanların tamamını kendilerinin suçlu olduğuna inandırmışlardır. Yanlış yaptıklarına inandırmışlardır. Tarihleriyle utanmaları gerektiğine inandırmışlardır kendi insanların beceriksiz ve özgüvensiz olduğuna inandırmışlardır. Kendilerinin hiçbir işe yaramadığına inandırmışlardır. Bunu başarıyla yönetmişlerdir. Psikolojik harekatlar, tekrar söylüyorum, yapmaz yaptırır. Kendi elinizle yıllarca yaptığınızı döner, biz yanlış yapmışız deyip başka türlü size yaptırmaya çalışırlar. Sosyal medya üzerinden, olmaya olmadığı dönemlerde basın üzerinden, sivil toplum örgütleri üzerinden yıllarca bunu becermeye ve başarmaya çalışmışlardır. Biz burada devletin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, kendi bakanlıklarımızın temsilcileri olarak 11 yıldır haset ettikleri bir şey yaptığımız için, kendileri insanlık ayıbı yaparken biz insanlık ayıbı yapmadığımız için, komşumuza, tarihimize, medeniyetimize, çocuklara, yaşlılara, kadınlara sahip çıktığımız için, onlar gibi sömürmediğimiz için bizden iyiliğin intikamını almaya çalışıyorlar. Yaptığımız doğrunun intikamını almaya çalışıyorlar. Aslında bizim tarihimizi ve bizim yaptığımızı lekeleyerek kendi yaptıkları yanlışların üstlerini örtmeye çalışıyorlar. Bu oyuna düşmemeliyiz. Türkiye olarak bu oyuna düşmemeliyiz. Biz bugünün milleti değiliz. Biz bin yıldır bu coğrafyadayız. Ama binlerce yıldır geleneği olan, kültürü olan, ananesi olan, hatıraları olan, komşulukları olan, inancı olan, medeniyeti olan, Doğru ve yanlış ayırması olan bir milletin evlatlarıyız.